İyi günler Ege Üniversitesi televizyonu izleyicileri. Bir başka Ege'nin Aynası programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz kişilerin bir başka düşünce, bir başka duygu altında kendileri olamaması ve o düşüncenin tamamen etkisi altında kalıp bir takım eylemlerde bulunmasını konu alacağımız fanatizm. Ve bu fanatizm konusunda da konunun uzmanı bir hekim bizim konuğumuz olacak. Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Zeki Yüncü konuğumuz. Hoş geldiniz Zeki. Teşekkür ederim. Şimdi bugün aslında senle bir fanatizm konusunu ele alalım diyoruz ama sen tabii bu konuyla da ilgili birçok araştırma yapan, hatta bu konuda da ders de veren bir öğretim üyesisin. Bu fanatizm konusu son zamanlarda giderek de artan bir durum. Birçok anlamda özellikle işte bazı dini örgütlerin çok ön plana çıkması ve bu dini örgütlerle ilgili süreçlerde kişilerin tamamen kendilerini onun etkisi altında bırakıp birçok insana çok olumsuz görebilecek faaliyetlerde bulunması ya da bir futbol takımının ya da bir başka düşüncenin, siyasi düşüncenin etkisi altında kalıp davranışlarını değiştirmesi gibi durumları görüyoruz. Burada bu konuyla ilgili öncelikli olarak nedir bu fanatizm dediğimiz durum? Neden ortaya çıkıyor? Onları seninle bir konuşmak istiyorum. Nedir fanatizm? Şimdi fanatizm aslında hepimizin sözlük anlamını bildiğimiz fakat hani doğru olarak kullanıp kullanmadığımız konusunda şüphelerimiz olan bir davranış şekli. Şimdi davranış şekli dediğimizde de aslında işin içine şeye giriyor. İşin acaba bağımlılık boyutu var mıdır diye düşünülüyor. Aslında fanatizm hani değişik ekoller farklı değerlendirebiliyorlar ama fanatizmin davranışsal bir bağımlılık olduğu yolunda da çok hani ciddi deliller var. Bizim bu alanda yapmış olduğumuz yine üniversitemizde Madde Bağımlılığı Toksikoloji Enstitüsü'nde yapmış olduğumuz bir yüksek lisans tezi de var. Bu yüksek lisans tezinde aslında biz bu fanatizmin diğer bağımlılıklar altında bir davranışsal bağımlılık olup olmadığını test etmeye çalıştık ve aslında test ettiğimiz sonuçlara göre de bunun bir davranışsal bağımlılık kategorisinde kabul edilebilecek bir davranış olduğu, bir davranış örüntüsü olduğu ifade edildi. Çünkü davranış modellerine baktığımızda bu kişilerin aslında yaptıkları davranışlar, risk alma davranışları, eylemlerini düşünmeden yapmaları, her eylemin önünde bunu yapmaları, aslında yaptıklarında zarar görmelerine rağmen bunu tekrar tekrar devam etme gibi özelliklerin bağımlılık sendromuyla örtüştüğünü gördük. Tabii fanatizm aslında bizim futboldan, sizin de az önce giriş bölümünde ifade ettiğiniz şekilde dinsel ya da farklı boyutlarda her tür küçük gruplarda karşı karşıya kaldığımız bir fenomen gibi duruyor. Burada kişi aslında fanatiklikle bağlı olduğu grubun değer yargılarının normlarını alıyor, kabul ediyor ve bu değer yargıları ve normları diğerlerini kötü olarak kabul ediyor ve kendi normlarının en doğru, en tartışılmaz olarak içine sindiriyor ve diğer grubu dışsallaştırıyor. Dolayısıyla dışarıdakiler kötü, oysa kendi yaptıkları en doğru şeklinde bir algı oluşmasına neden oluyor. Ve bu grupta, yani fanatik gruplarda yer alan kişiler karşı taraftaki insanları ötekileştirerek, dışsallaştırarak, kendilerinin en doğru, en iyi yaptığını düşünerek sistemi onun üzerine kuruyorlar. Tabii bunun bir özelliği var, hani ötekileştirmenin. Siz bir kişiyi dışarıda tutarsanız ve kendi içinizde bir ekosistem kurarsanız, bu kurduğunuz ekosistemin en doğru, en ideal olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz ve bir süre sonra dışarıdan gelen herhangi bir uyarıyı tehdit olarak algılamaya başlıyorsunuz. Aslında bunun en pratik örneğini hani konuşması biraz daha rahat, belki futbol fanatizmden verebiliriz. Yani futbol fanatizmde bir takım gruplar oluyor. Bizim yerelde de var, işte ne bileyim Altay'ın tayfası var, Kabus diye bir grubu var, Göztepe'nin Gazi aynı, Karşıyaka'nın aynı, bir takım alt grupları var. Bırakın futbol takımını desteklemeyi, gruplar hani kendi
taraftar gruplarını, kendi takımlarının başka taraftar gruplarını bile dışarıda tutuyorlar. Çünkü en doğru, en çok seven, en takımına düşkün olan bu taraftar grupları. Peki, ben aslında şu var. Mesela bir düşüncenin savunucusu olmak aslında hepimizin yapabileceği bir şey. Bir siyasi görüşümüz olabiliyor. Bir futbol takımını tutuyoruz. Bir yeri seviyoruz ve o yere ait hissediyoruz kendimizi. Aslında bunların hepsi bakıldığı zaman çok doğal olabilecek şeyler. Burada sağlıklı olmama sınırı nereden geçiyor? Yani ne oluyor da insanlar hani burada görüntü olarak, belirtiler olarak o sınırı geçiyorlar. Ya mesela çok güzel yine bir yere temas ettin. Siz söyleyince benim hemen aklıma şöyle bir şey geldi. Aslında bilim nedir? Bilim tartışmadır, değil mi? Oysa bilim fanatikleri de vardır. Yani bilimde ne olur? Bir konu gündeme atılır. Hı-hı. Bir paradigma açılır. O paradigma bir takım hipotezlerle sınanır. O hipotezler test edildiği zaman ortaya doğrular ve yanlışlar çıkar. Paradigmanın da doğru olup olmadığı anlaşılır. Fikir çürür ya da işlevsellik kazanır. Şimdi fikrin çürütmeme gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorlar. Yani diyorsunuz ki işte su 100 derecede kaynar. Bu aslında hani evrensel bir kuraldır. Fakat bazı insanlar eğer buna suyun 100 derecede değil de 101 derecede kaynadığını düşünüyorlarsa, o zaman 100 derecede kaynamaya karşılık, hani evrensel bir doğruya karşılık bir fanatizm geliştirmiş oluyor ve bunu savunmaya başlıyorlar. Ama burada savunma körü körüne, ne pahasına olursa olsun bir savunma şekline dönüşüyor. Yani aslında işte fanatiklik burada, biraz önce senin dediğin gibi dış gerçeklerin doğruyu göstermesine rağmen gerçeği görememe. Kesinlikle. Yani size bir takım yerler diyorlar. Diyor ki yani sizin aslında bu yapmış olduğunuz iş yanlış. Dolayısıyla bu yapmış olduğunuz işi ya güncelleyin ya kökten olarak değiştirin, başka bir şeyle uğraşın. Fakat tabii insanlara zor geliyor bu. Hani başka bir şey, sil baştan yeniden başlamak ya da inandığı bir şeyin yanlış olduğunu düşünmek de insan için çok zor. Çok zor. Bunu yapmak yerine o inanca kayıtsız şartsız bağlanıp o şekilde devam ediyor. Yani böyle olmasaydı aslında hani insanlar herhangi bir sistem içerisinde ölürler miydi? Bir futbol takımının maçı için işte ne bileyim dünyanın en gelişmiş ülkelerinde kan dökülür müydü? Örneğin en yakın zamanda Belçika'da işte şimdi adını hatırlamıyorum ama iki futbol takımı karşılaşıyor. Avrupa Kupası maçında, UEFA Şampiyonası'nda Heysel faciası diye hani tarihe geçmiş bir durum. 40 kişi ölüyor. Düşünsenize bir futbol maçında 40 kişi niye ölsün? Yani öyle bir fanatizm var ki orada insanlar kıyasıya birbiriyle mücadeleye giriyorlar. Yine çok yakın zaman bizim ülkemizden bir örnek. Sivas Spor, Kayseri Spor maçında Sivas'ta 60 kişi ölüyor. Bunun dünyanın değişik bölgelerinde örnekleri var. Ve yani bu sadece futbolda olan bir şey. Diğer konularda da benzer özellikleri görmemiz mümkün. Orada da benzer özellikler yaşanabiliyor. Tabii ki yani bir fanatizm dediğimiz zaman ideolojinin etkisi altında kalma ve gerçeği görememedi. Bakıldığı zaman 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in etkisi altında kalma bir fanatizm değil mi? Kesinlikle. Orada onun fanı olma, onunla ilgili grupların altına girme, SS ya da SA grupları gibi grupların altına girme ve o grupların içindeyken tamamen kendini bırakıp ne olursa olsun onların dediği doğruymuş gibi bir düşünce içine girme. Şimdi tabii Hitler çok aslında doğru bir örnek oldu. Sonuçta Hitler'in bütün bir Almanya'nın, o düzeye sahip bir Almanya'nın, Goethe'nin yaşadığı bir toplumda hani fanatizmin olup olamayacağı tabii çok böyle hani insanın aklına çok yatmıyor. Hani bilimin bu kadar ileri gittiği, ekonominin ki 2. Dünya Savaşı döneminde Almanya gerçekten lider konumunda bir ülke. Fakat öyle bir sistem oluyor ki insanlar bir fanatik grubun peşine takılıp o fanatik grupla özdeşim yaparak onun doğrularını doğru olarak kabul ederek yaşamına devam ediyor. Tabii burada aslında gelişimsel olarak hani tabii ki çıkar grupları vesaire bunlar yani muhtemelen söz konusudur. Ama orada hani bir narsisistik kişiyle özdeşim yaparak kendi narsistik süreçlerini yani kendine olan inancı, kendine olan omnipotansi, güçlülük hissini pekiştirerek ona yapışmak, ona ait olduğunu hissetmek ve onun elde ettiği başarılardan sanki kendi başarısıymış gibi bir düşünce sistemine dahil olmak, bu tabii ki kabul edilebilir bir şey değil. Tabii fanatizmin sınırını aslında çizerken hani bir takım değer yargılarının
hani ulus olmak gibi, millet olmak gibi, iyi insan olmak gibi. Tabii bunların aslında iyi ayırt edilmesi gerekiyor. Tartıştığımız şey aslında iyi ve pozitif değerlere olan saygı, bunların korunmasından farklı bir durumdan bahsediyoruz. Orada aslında kişi yaptığı şeyin kötü olduğunun farkına varmadan, kötü bir şey yaptığını, kötü bir grupla özdeşim içerisine girdiğini hissetmeden bunları yapabiliyor ki bu çok riskli bir durum aslında ki yakın zamanda dünyanın değişik yerlerinde bunun örneklerini görüyoruz gerçekten. Ben hep şey gibi düşünüyorum, herhalde sınır kendi olmak kavramı vardır hepimiz için. Evet, tabii. Kendimizle ilgili bizim bir takım iç doğrularımız vardır ve ne olursa olsun o doğruların etkisi altında hareket ederiz. Bireysel kimliğimizdir aslında o bizim. Bizi biz yapan değerlerdir. Bu değerlerin etkisini bırakıp aslında içinde bulunduğu grubun, düşüncenin etkisi altına girip o düşünceyi hiçbir şey yapmadan sorgular halde hareket ediyorsa ve kendi bireysel kimliğiyle ilgili durumlara ters düşüyorsa, o zaman sanki fanatizmdir gibi geliyor bana bu. Bu yani bu aslında tanıma uyuyor. Yani sizin söylediğiniz şey tanıma uyuyor. Bu aslında hani birey olmak diye bir kavram altı. Bu bence son derece önemli. Sonuçta gelişim süreçlerine baktığımızda biz birey olurken aslında ne yapıyoruz? Hani gelişimsel olarak ne yapıyoruz? Önce doğuyoruz. Çevremiz bir anne baba figürüyle karşı karşıya kalıyoruz. Kendimizi aslında anne ve babadan, özellikle anneden ayrı bir kişi olarak düşünmüyoruz. Ve yaşantımızda annenin anneyi hatta kendiliğimizin bir uzantısı olarak fark ediyoruz. Sonra büyümeye başlıyoruz. Hareketlerimiz artıyor. Yürümeye başlıyoruz hani yavaş yavaş. Yavaş yavaş yürümeye başladığımızda aslında annenin varlığını hissediyoruz. Annenin varlığını hissediyoruz derken şunu demeye çalıştım. Annenin bizim dışımızda bir varlık olduğunu, bir organizma olduğunu farkına varıyoruz. Büyümemiz devam ediyor. Bu bir anksiyete oluşturuyor. Tabii, değil mi? Tabii korkunç bir anksiyete aslında. Bir anda o çok ciddi bir stres oluşturuyor ki işte. Omnipotensin yani tüm güçlülüğün aslında sorgulanmaya başladığı bir an. Çünkü tüm güçlü olma, her şeye muktedir olma çok büyük bir huzur verici bir durum. Düşünsenize. Bir anda öyle olmadığını ve bir birey olduğunu ilk o zaman fark ediyorsun. Ve tabii onunla beraber hani çocuk aslında dünyanın merkezinde kendisinin olduğunu düşünüyor ve her şeyin ona uygun olarak şekillendiğini düşünüyor. Oysa ki büyüdüğünde görüyor ki yani dünyanın merkezinde falan değil. Evet bir birey, belki değerli bir birey. Bütün çocuklar gibi ama toplumun, dünyanın merkezinde de değil. Bu mesela çocuk için dediğiniz gibi çok ciddi bir stres. Tabii bununla nasıl başa çıkabiliyor çocuk? Çocuk burada iyi bir takım ilişkiler geliştiriyorsa, anne ve babadan iyi bakım alıyorsa, çocuk acıktığında karnı doyuruluyorsa, altı kirlendiğinde bir şekilde anlaşılıyorsa, temizleniyorsa, bir şey canı çektiğinde neyi canı çektiği bir şekilde anlaşılıyorsa aslında bizim sosyal bilinç de dediğimiz bir takım fonksiyonları iyi gelişmiş oluyor. Fakat sosyal bilinçin gelişmesinin bence en olumlu tarafı çocuk kendini hani Winnicott'un tanımıyla ben değerliyim çünkü bana iyi bakılıyor. Ben bana verilen değer kadarım felsefesinden hareketli. Çocuk bunu içselleştirmeye başlıyor. Şimdi bu içselleştirmenin olması aslında hem anne babadan ayrılmanın doğurduğu travmanın, örselenmenin ki ciddi bir örselenmedir az önce ifade ettiniz, daha rahat başa çıkılabilmesini sağlıyor. Sonra çocuk ergen oluyor. Ergen olduğunda, ergenlik dönemine girdiğinde bizim ikinci bireyselleşme dediğimiz bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Ama bu arada bu geçiş süresi içinde bir takım objelere de yapışabiliyor. Tabii bir yastığına, tabii bir bebeğine, odasındaki herhangi bir eşyaya, belki yatağına yapışabiliyor. Ve o aslında geçiş objesi dediğimiz kesinlikle bir süreci oluşturuyor. O aslında geçmişiyle onun bağlantısını kuran bir obje. Yani bir anne temsili olabilir. Çok o. Doğru. Anne temsili olduğu için çocuk aslında o anda o objeye yapışarak, bağlantı objesi deniyor buna, o anksiyetesini azaltma becerisi yaşayabiliyor. Hani kendi oğlumdan bir örnek vereyim. Ben oğluma bağlantı objesi olarak böyle bir bebek almıştım. Hakikaten çok şirin bir bebekti. Böyle hepimiz de çok seviyorduk. Hatta o doğmadan onu giydiriyorduk, süslüyorduk falan. Sonra o ama kendisini bizden bağımsız olarak
bezi beğendi. Bir bu olur ya, böyle tülbent gibi bezler olur. Çocuk terlediğinde falan sinir falan. O bezi beğendi ve o beziyle yatıyordu falan. Hani uzunca süre öyle yattı. Yakın zamanda ayrıldı o bezi. Bir arkadaşına verdi. Öylece ayrıldı. Hatta şöyle söyleyeyim, mesela o bezi kirlendiğinde biz yıkayamıyorduk. Çünkü kokusu bir şekilde onun için önemli. O kokuyu almadan çocuk huzursuz oluyordu. Bezi değiştireceğimiz zaman bir gece önce temiz bezi yatağına o farkında olmadan seriyorduk. Koku bulaşıyordu, kokusu bulaşıyordu ona. Diğer kirli bezi alıyorduk, temiz bezle devam ediyordu. Yani bu son derece önemli, kaygısını da azaltan bir şey. Şimdi ikinci bireyselleşme dediğimiz dönemde çocuk ne yapıyor? Şimdi anne ve babanın mükemmel olmadığını biliyor. Yani görüyor, anlıyor. Şimdi anne ve baba mükemmel olmaması aslında anne baba için çok büyük bir eziyet. Düşünsenize, yani siz büyütmüşsünüz, onu bir yerlere getirmişsiniz, iyi bakım vermişsiniz vesaire ve dönüp sizi eleştirmeye başlıyor. Katlanılabilir bir şey değil herhalde. Bilmiyorum, bir çok yetişkin ve bir ergen babası olarak zor bir şey olsa gerek. Şimdi aslında o dönemlerde de bir geçiş objesine ihtiyaç duyuyor. Evet. Yani bunlar hepsi hani bağlanma objesi, hı-hı, ya da geçiş objeleri, hı-hı, orada o sıkıntıyla baş edebilmek için gerekli. Aynı. Ve aynı, bu sıkıntıyla baş ederken aslında buradan fanatizme geçmemiz gerekirse aslında o da sanki bir geçiş objesi sembolizasyonu gibi. Kesinlikle. Bakıldığı zaman oraya bağlanması gerekiyor. Evet. Çünkü o dönemde kendini yalnız hissediyor. Kendini gergin hissediyor, sıkıntılı hissediyor ve böyle olunca da o objenin, çünkü o olmalı ki yanında bir belki bütün olabilmeli. Belki bütün bağımlılıkların altında, Zeki sen şey yapıyorsan, yani bütün bağımlılıkların altında sanki bu dinamik mekanizma çok ciddi rol oynuyormuş gibi geliyor. Şimdi ben aslında şunu sormak istiyorum sana. Bu kadar aslında işin dinamiği var ve bu hemen hemen hepimizde var olan faktörler, ta ki çocukluktan beri gelen. Kimimizde nispeten sağlıklı çözümlenmiş ama kimimizde ufak tefek hep yaralar almış şeyler bunlar. Olmaması mümkün değil zaten. Değil, yani sonuçta, yani, değil mi? Aslında farkına vardığımız ya da varmadığımız bir sürü yara alabiliyoruz sonuçta bu süreçte. Anneden ayrılarak en büyük travmamızı geçiriyoruz. Kolay bir şey değil. Bu ayrımlaşma, bireyleşme dediğimiz bir şey oluşturuyor. Ve birey olmayı oluşturuyor böyle olunca. Ama birey olma yolu gerçekten çok uzun. Yani bu belki ta ki bizim yaşantımızın sonuna kadar birey olabilme çabamız hep devam, kesinlikle, ediyor. Bu ego integrity dediğimiz olgunlaşmanın, kesinlikle, en uç seviyeye vardığı yaşlılık döneminde de bu böyle, kesinlikle, olabilir. Çünkü hani çok iyi bir noktaya yine temas ettiniz. Çünkü buradaki değişim aslında hayatın değişimiyle paralellik gösteriyor. Sonuçta yaşamda hiçbir şey stabil değil ve biz de stabil değiliz ve bizim o esnekliğimiz, egomuzun gücü biraz da oradan kaynaklanıyor. Eğer değişen şartlara adapte olup yaşamımızı devam ediyorsak, bu ama şey değil, hani omurgasızlık anlamında söylemiyor. Duruma adapte olarak, o duruma uygun şekilde kendi benliğimizi, kendi öz idealimizi muhafaza ederek hareket edebiliyorsak, bu bizim aslında sağlıklı olduğumuzu gösteriyor. Fakat şimdi bunu yapabilmek için de aslında hani o ikinci ayrılma bireyleşme sürecinde, yani çocuğun anne babasının aslında çok da mükemmel insanlar olmadığını, onların da bir hani bir birey olduğunu ve hatalı olabileceklerini hissettikleri anda buradaki ailenin tekrar rolü ön plana çıkıyor. Eğer aile, anne ve baba çocuğun ondan uzaklaşırken onları devolve etmesine izin verebiliyorsa, hani kendi sınırlıkları ölçüsünde, kendi sınırları ölçüsünde, o zaman çocuk bazı şeyleri sentez edebilme gücüne ulaşıyor. Yani diyor ki, ya tamam, benim annem babam mükemmel insanlar değil ama kötü insanlar da değil. Annem ve babamın işte şu bazı huyları var, bunlar iyi huylar. Bazı huyları var, bunlar da kötü. Ben iyisi mi anne ve babamın kötü huylarını bir tarafa bırakayım ama iyi huylarından beğendiklerimi kendi bünyeme alayım ve bunu içselleştireyim. Şimdi anne ve babanın esnek tutumu bunu olanak sağlıyor. Ama eğer anne baba sert ve disiplinliyse, buna izin vermiyorsa, yani disiplin, kötü anlamda bir şey söyledim, yani disiplinli derken tabii ki disiplin gerekiyor çocuk yetiştirirken ama sert, tartışılmaz, katı anlamında söyledim. Böyle durumda karşı karşıya kaldığında çocuk esneklik özelliğini kaybediyor. Ve hani anne ve babanın iyi tarafını alıp kötü tarafını dışsallaştıramıyor çocuk. Bu noktada da anne ve babayı olduğu gibi kabul ediyor. Yani tartışmadan bir bütün olarak. Bu tabii ki
ilerleyen dönemlerde çocuğa olumsuzluk şekilde yansıyor. Nasıl? Örneğin bir kriz durumuyla karşı karşıya kaldığımızda o krizle başa çıkabilmek için bir takım stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Bu stratejileri geliştirirken de temelde hani esneklik özelliğimizi kullanarak bunları yapmamız gerekir. Fakat tartışılmazlık ve esnek olmama, o zaman kriz durumunda anne ve babadan basma kalıp öğrendiğimiz şeyleri yapmamıza neden oluyor. Yani aslında çok eleştirdiğimiz, kıyasıya eleştirdiğimiz anne ve baba rollerine tekrar bürünmüş oluyoruz. Yani fanatik gruplarda, özellikle fanatiklik özellikleri olan kişilere baktığımızda, temelde anne baba ilişkilerinde sorun yaşayan, bu tür esneklikleri olmayan ve dolayısıyla tartışılmaz bir şekilde o gruba, o lidere biat etmek durumunda olan insan figürleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Zaten sevgili Zeki, bakıldığı zaman bu fanatizmle ilgili sürecin temel tohumlarının atıldığı, dışarıdan görünen zaman da ergenlik dönemi. Yani bir insanı ergenlik dönemi geçtikten sonra fanatik yapabilmek açıkçası daha zor. Mümkün tabii, hepimizin fanatik olabilecek şeyi var ama ergenlik dönemi içinde fanatizmle ilgili şeyler çok daha net olarak oturabiliyor ve kişinin o dönemde aileden uzakta tutulması ile ilgili bir süreçte işlenebilmesini sağlıyor. Zaten SS'ler bunu çok iyi yapmışlar. 12-13 yaşında alıyorlar. 12-13 yaşında aldıktan sonra onları ailelerinden uzakta bir eğitim içine tabi tutuyorlar. Aile kavramı çok daha geri planda kalıyor. Ve böyle olunca zaten onlarla ilgili süreçten uzaklaşan, ki bu bahsettiğin süreçte de aslında oradaki süreçten uzaklaşıyor. O süreçten uzaklaşan ve anne baba kavramının aslında kendinden bağımsız ve olduğu gibi bir anne baba olduğuyla ki süreci yaşayamayan bu fanatik bireyler, ki SS'ler esas subaylarını yaparlarken filan bunu da yapıyorlardı. Bu çok ciddi bir politikaydı aslında. Ki birçok fanatik grupta zaten o yaşta almaya başlıyor. O yaşta bir dini öğretiyi öğretmeye başlıyor. O yaşta herhangi bir ideolojik kavramı yerleştirmeye başlıyor. Ve bakıldığı zaman futbol ya da benzeri bir takım spor fanatizmleri de o yaşta ilk çekirdeklerini almaya başlıyor. Sonrasında aslında diğerleri tükaka olmaya başlıyor. Anne baba olsa da tükaka olmaya başlıyor. Ve kendisinin içinde oluşturduğu toplumsal kimlik ön planda olmaya başlıyor. Çünkü zaten aslında o bireylerde de anne baba figürünün yerine geçen kişi öğretmen oluyor. Ya da işte o grup lideri kimse o olmaya başlıyor. Ve o grubun değer normları içerisinde o kişi yetişmeye başlıyor. Bu da aslında bu durumla son derece bağlantılı. İntihar komandolarının da hani uçağı işte ikiz kulelere çarpan ya da diğer intihar fünye takıp kendisini patlatan kişilerin de benzer bir ideolojiyle yetiştiğini, tabii onların bir takım farklılıkları da var ama sevilmeyen, değer görmeyen, dünya zevklerinden mahrum bırakılan kişiler tarafından yapıldığında aslında altını çizmek lazım. Sonuçta o da, onun da bir fanatizm olduğunu, bir köktencilik olduğunu özellikle vurgulamak Peki, gerekiyor. Ben aslında tabii bu konu çok geniş bir konu. Yani bizim vaktimiz daraldıkça da ben telaşla ediyorum. Aslında kafamda bir sürü de bunu konuşmamızı istediğimiz şey var. Hangi durumlar? Mesela ergenlik dönemi dedik. Kişilik özelliklerinin zayıf olması, çocukluk döneminde gelebilecek bir takım travmalar bir kişinin aslında fanatizme yatkınlığını arttırabiliyor. Peki sağlıklı giden bir bireyde de dış ortam fanatizme yönelik bir şey oluşturabilir mi? Mesela hangi dış ortamlar, hangi dışsal stresler bizlerde böyle bir fanatizm ruhunu oluşturabilir? Şimdi tabii ki burada bu tabii çalışılan bir alan bunlarda. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor değişik gruplar tarafından. Bizim ülkemizde ama bu alan daha çalışılmıyor söylemek gerekirse. Özellikle şunu biliyoruz, hani sağlıklı bağlanma niteliklerinin fanatizmin de olmadığını biliyoruz. Olumsuz bağlanma özelliklerinin olduğunu biliyoruz. Esneklikten bahsetmiştik, esnek olması gerektiği durumlardan bahsetmiştik ve şöyle bir tanım kullanmıştım. Hani bizim kendi ego ideallerimizin tehdit altına alınmamasına kadar esneyebilme özelliğinden bahsetmiştim. İlişkinlik döneminde eğer kişiler kendi yaşantılarında tehdit olarak algılamaya başlarlarsa,
kendi esneklikleri ve esneyebildikleri ölçünün dışında bir kırılma yaşayacaklarını düşünürlerse, o zaman kendini savunmaya geçebilirler ve bu noktada da fanatik bir takım davranışlarda bulunabilir. Ancak burada tabii ki değer yargıları, normlar ve evrensellik ilkesi ön plana çıkıyor. Şu oluyor mesela, bakıyorsunuz çok ciddi bir savaş durumu, çok ciddi bir ekonomik kriz. Bu durumlarda aslında insanların şeyi düşmeye başlıyor. Kendiliğiyle ilgili bir takım çaresizlikler içine giriyorlar. Bir şey, birey olarak bir şey yapamayacakları düşüncesi ön plana çıkmaya başlıyor. Ve böyle olunca aslında sağlıklı toplumsal durumda iyi hareket eden bireyler bir anda çaresiz, mutsuz, keyifsiz olabiliyorlar. O dönemde ortaya çıkan bir lider, bir düşünce, bir davranış bir anda çok ciddi taraftar bulmaya başlıyor. Ve hep bakıyoruz aslında, şimdi bizlerde de öyle. Bir ciddi ekonomik kriz geçiriyoruz ve o ekonomik kriz içinde birisi lider olarak çıkıyor. Aynen. Bir bakıyorsunuz o liderin arkasında yüzlerce, binlerce insan olmaya başlıyor. Bu aslında baktığınız zaman, ya bu da mı buna inanıyor? Bunun da mı bu görüşü diye düşünebildiğimiz insanlar tamamen hiç sorgulamadan o düşüncenin etkisi altında kalabiliyorlar. Tabii dediğiniz o. Mesela şey var, hani daha refah düzeyi gelişmiş, hani toplumsal barışı daha iyi tesis etmiş ülkelerde baktığımızda aslında siyasal liderlerin bir şekilde daha hızlı değişebildiklerini görüyoruz. Ama daha geri kalmış ülkelerde siyasal liderlerin değişmediğini ve pozisyonlarını muhafaza ettiklerini görüyoruz. Şimdi bunun bir nedenini araştırmak lazım tabii ki. Hani muhtemelen orada ülküleştirilen kişinin yanlışlarını görmeme gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu tartışılması gereken bir durum. Sonuçta her kişinin, her insanın hataları ve sevapları vardır. Burada bu kişi ülküleştirdiği insanların sevabını daha çok görüyor. Kötü tarafını pek görmezden geliyor. Görse de işine gelmiyor. Çünkü kötü tarafı aslında onun da kötü olduğunu düşündürtüyor. Bir şekilde lider onun bir temsili. Hani yaradanın, yaradan oysa o da onun temsilcisi gibi bir algı oluşmaya başlıyor. Bu da tabii gruplar arasında yoğunlaşmaya başlayınca olumsuz figürlerle karşı karşıya kalıyor. Öte yandan bir de tabii ben şimdi senin sözünü keseceğim. Aslında burada gerçekten de liderin özellikleri çok önemli. Özellikle bu toplumsal stres anında ortaya çıkabilecek bir takım düşüncelerin etkisi altında kalma, bir grubun üyesi olma durumunda bir lider çıkıyor. Ve bu lider o grubu daha iyi yönetmek, o grubun aslında sağlıklı bir şekilde gitmesini sağlıyor. Ama o liderin özelliği bir süre sonra bitiyor. Ne zaman bitiyor? O stres ortadan kalktıktan sonra, kriz çözüldükten sonra iyi lider olmanın özellikleri geliyor bu sefer işin içinde. İyi lider o içinde bulunduğu grubun içindeki insanların bireysel kimliklerini tekrardan oturtması ve o fanatik durumdan, toplumsal kimlikten çıkmasını sağlamalı. Evet. İyi lider özellikleri bunu gerektiriyor. Ama belki de dediğiniz gibi gelişmekte olan ülkelerde maalesef bu özellikler ortada yok. Yani her şeyi Atatürk'e bağlamak istemiyorum ama nasıl bağlamayayım dedi düşünüyorum. Örneğin Atatürk'e baktığımızda aslında böyle bir konumda çıkıyor. Çok iyi liderlik özellikleri kuruyor. O çok iyi liderlik özellikleri kurduktan sonra bireylerin bireyselleşmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ve sonra aslında siyaset sahnesinden çekiliyor bir şekilde, hastalığı veya başka nedenlerden dolayı. Ama orada hani kişilere belli kuralları veriyor ve bunu verirken de şunu söylüyor. Yani ben size hiçbir ideoloji, hiçbir şeyi bırakmıyorum. Ben size bir doğma bırakmıyorum diye söylüyor. Hani okuyun, çalışın, öğrenin, geliştirin kendinizi. Yaşamda böyle bir şey zaten. Aslında bu öğretilerin üzerine hayatı şekillendirmek gerekiyor. Ağır sorunu olan toplumlarda bir grubun diğer grubunu dışladığını, ötekileştirdiğini görmeye başlıyoruz. Ve bu ötekileştirilenlerin miktarı, yüzdesi, oranı arttıkça da toplum aslında terörize olmaya başlıyor. Çok doğru.
Ben çok teşekkür ediyorum sevgili Zeki. Yani bu sohbet devam eder, edecek de zaten. Ben seninle bir programda daha almak istiyorum ama zamanımız bitti maalesef. Ama ben gerçekten de Atatürk'e burada minnetimi her zaman için içimize sunuyorum ve sen de bu konuda sözlerini yad ettin. Gerçekten de bu çok da güzel yaşanası ülkeyi bıraktı, bu koşullarda bıraktı ve biz de belki bunu devam ettirtmekle ilgili bir misyonu bundan sonra da var gücümüzle sonuna kadar da sürdürmeliyiz diyorum. Ve bunu tabii ki hem bu ülkenin bir vatandaşı, bu ulusun çok böyle bir şeylerle uğraşan bireyleri ve Ege Üniversitesi'nde birer öğretim üyesi olarak vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, sevgili Ege Üniversitesi Televizyonu izleyicileri, bir başka programımızın sonuna geldik. Bugünkü programımız gerçekten çok keyifli bir sohbette fanatizm konusundaydı. Ama bir sonraki programda büyük ihtimalle sevgili Zeki Yüncü'yü bir daha sohbet etmek için isteriz. İnşallah. Bunun devamı için mutlu ve sağlıklı gün dileklerimle.